Hadi gelin şimdi size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Sorum şu. Integer sayı 1 eşittir 10. Integer sayı 2 eşittir 20. Sayı 2 eşittir sayı 1. Sayı 1 eşittir 30. Ve ben system nokta out nokta print line diyerek sayı 2'yi yazdırmak istiyorum. Evet ne yaptık burada? Sayı 1 10. Sayı 2 20. Sayı 2 eşittir sayı 1. Sayı 1 eşittir 30. Sayı 2'nin değeri nedir? Evet, şimdi ufacık bir düşünmenizi, burayı bir durdurun isterseniz. Yani bir üzerinde düşünün, oku, okuyun kafanızda. Bu problemin, yani sayı 2'nin değerini, çok önemlidir bu. Evet, cevabı şöyle çalıştırıp verelim arkadaşlar. Bakalım bilmiş misiniz? Cevap 10. Muhtemelen kiminiz 10 dedi. Kiminiz? 30 dedi. Yani 10 ve 30 diyenler olmuştur. Peki neden 10? Arkadaşlar hani o primitif tipler dedik ya. Integer, double, float, byte. Bu sayılar, bu sayısal değerler, değişkenler değer tiplidir. Bunlara value type deniyor. Bunu niye başta söylemedin? Aslında söyledim bir değer tiptir. Sonra konuşacağız. İşte o konuşacağımız yer burası. Özellikle şu ikisi referans tiple olan farkını iyice yakalamanızı istiyorum ondan. Arkadaşlar burada değer tipler nasıl çalışıyor? Bir önceki videoda dedim ya size bu değişkenleri tanımlarken bellekte iki yer var. Bunlardan birisi stack, diğeri ise heap şöyle hip olsun şu e bu da a. evet arkadaşlar siz değer tipte bir şey tanımladığınız zaman hiple ile hiçbir alakası yok her şey stack'te oluşuyor bakın sen int sayı 1 dediğinde sayı 1 diyelim eşittir 10 diyorsunuz değer yanında yani yani eşittir hemen yanında. Diğerinde nasıldı? Eşittir sağ tarafta. Yani de değeri o iç tuttuğu şey sağ tarafta. Sayı 2. Bakın onu da tanımlamışsın. Sayı 2. Şöyle 2. Bu kaç? 20. Sonra demişsin ki sayı 2 eşittir sayı 1. Değer tipleri nasıl okuyacaksınız biliyor musunuz? sayı 2'nin değeri eşittir. Sayı 2'ye atanacak bir şey var. Yani şurayı değiştireceğiz. Sayı 1'in değeri. Yani kısacası burası 20 yerine 10 oluyor. Yani sayı 2'nin değeri eşit yani karşısı sayı 1'in karşısıdır. Sayı 2'nin değeri sayı 1'in değeridir. Yani şu an ikisi de 10. Sonra sen diyorsun ki sayı 1 eşittir 30. Nasıl okuyorduk? Sayı 1'in değeri. Yani şunun değeri eşittir 30. Yani karşısı 30. Sonra diyorsun ki sayı 2'nin değeri nedir? E 10. Mantık bu kadar basit arkadaşlar. Değer tiplerde. Evet bunu unutmayın. Şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. Yani bunu pekiştirmek istiyorum bir int array oluşturalım bu sefer. Buna sayılar 1 diyelim. Eşittir new int array. İşte 3 elemanlı. 1, 2, 3 diye de e, sayılarımızı verelim. Şöyle 3'ü verdiğimiz için buraya şey yazmaya gerek yok. İlk başta aşağıda yazayım dedim. Sonra hemen yanına yazayım dedim. Bu arada hani bunu iç böyle yapmadan böyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani hangisini seviyorsanız. Ama ben şunu daha okunaklı buluyorum. Sayılar 2 diyelim. Buna da 4 5 6 diyorum. Tamam? Bu noktada diyorum ki sayılar 2 eşittir sayılar 1 sayılar 1'in 0. elemanı eşittir 10. uydurdum. Şimdi system.out.println diyerek sayılar 2'nin 0. elemanını soruyorum size. Evet, bu noktada sayılar 2'nin sıfırıncı elemanının değeri nedir? Ne verecek? Yine burada durdurup bir çalıştırın kafanızda örneği. Ben devam ediyorum. En altta yazan sayı yine 10. Biraz kafalar karışmış olabilir burada. Arkadaşlar bu soruya şu ana kadar öğrettiklerimle aslında sadece mantık yürüterek doğru cevabı verebilirdiniz. Ama diziler referans tiptir. Integer olmasının veya string olmasının veya byte olmasının hiçbir önemi yoktur. Diziler referans tiptir. O yüzden o yüzden burada ne oldu biliyor musunuz? Aynen bir önceki o klasları anlatırkenki durum vardı ya onun aynısı oldu. Yani sizin bir tane stay'iniz var. Bir tane de hip var. Sen sayılar biri burada tanımladın. Ve nivledin. Ne oldu karşı tarafta? Yani buna bir numara attı. 101. Onun da numarası zaten burası. 101. Burada bir dizi oluştu. Oluşturdu diyelim. bunu tamamen hani bu kadar bu şekilde anlamanız yeterli. 1 2 3 bu kadar. Sayılar 2'ye geldi. Sayılar 2'de ise şöyle oluşturdu. Nivi gördüğü anda burada 102, 102'yi oluşturdu. Şunu verdi. 3 elemanlı. Neydi? 4, 5, 6 mı? 4, 5, 6. 102'yi de buna verdi. Sonra sayılar 2 eşittir sayılar 1. Şimdi bu referans tip ya. Sayılar 2'nin referans numarası eşittir. Yani şurası eşittir. Sayılar 1'in referans numarası. Yani burası da 101 artık. Burası da 101. Referans numarası eşitlendi. Yani bu da buraya gidiyor. Bu da buraya gidiyor. Aslına bakarsanız yani bellekte bir nesne var. İki değişken aynı nesneyi tutuyor. Dolayısıyla hani e, bu noktada hani iki nesneniz var gibi düşünmeyin yani. Burada bir nesne var. Sayılar birin sıfırıncı elemanı. Sayılar bir kim bu? Bunun sıfırıncı elemanı kim? Yani referansı kim? 101. Sıfırıncı elemanı 1. Burayı 10 yaptın. Sonra diyor ki sayılar 2'nin sıfırıncı elemanı. Sayılar 2 kim? 101. E sıfırıncı elemanı? 10. Dolayısıyla sonuçta burada göründüğü gibi 10 arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Eğer bunu Anlarsanız, yani çok net aktardığımı düşünüyorum, ee, örneklerle iyice pekişecek. Ee, sizin için o tasarım desenlerinin e, artık hiçbir güçlüğü kalmayacak. Mesela sürdürülebilir yazılım artık çok daha kolay olacak. Polimorfizm sizin için çok daha anlamlı hale gelecek ve bunların hepsini öğreneceğiz.